Cennet vatan. Akif İstiklal Marşı'nda böyle niteler. Asla güda düşmemek istediği şüheda kanıyla yoğrulmuş toprağı. Kayseri bugün kalemin namusunu, hakkını vererek onurlu okurluğa devam edecek Kalem Suresi Cennet Halkı bölümüyle. Kentin birinci olarak ilan ettiği kitap fuarı gelenekselleştiğinde Ekim'de şehirde iki ayrı ve zıt çağrı kutuplaşması yaşanacak. Hazan vakti fuarları 200-300 yazarın cemi, cuması, sözde Medine, cennet entelleri ve her Müslüman takviminin Ramazan sonrasında kenti tertile çağıran yeni bir okuma sezonu için Kayseri'de cem olan 20 yaşkın vakit. İnsan için sayının karşılığı vardır. Mesaisi kutlu olsun menkıbe yazanların. Cennetteyiz. Cehenneme çevirmedikçe eşi benzeri görülmemiş bir gezegende mutluluk bahşetti Rabbimiz. 7 milyar insanın adil bir paylaşımla yaşaması gereken büyük vatan, yeryüzü. Miskinlere karşı gelen çiftler, cehennemin kapıları. Kalemin namusu, namussuzlar kadar cesur olmak. Gezegenimizi ateşe verenleri teşhir etmek. Kalem Suresi 3. durağında, bugün Kayseri, Tenvir okurlarına selam olsun. Malı uğruna ölen şehittir. Ortalama bir kültür sahibinin duyduğu, bildiği bir beyandır bu. Az bilineni malın ne olduğu. Amerika ile iş tutan ABD'de apt, ana malcılar için Sure-i Kalem'in 2. durağındaki adıyla Zamal ve Benin için bunun anlamı, cennet vatanları için bir çift gelip aylan bebeklerin sahillere vurmuş cesetlerini seyretmektir. Ulusal yurtseverlerin yurtseverliğinde filanca yer filanlarındır, filanların kalacaktır sloganını ekber kılma adına ölümler yıkımlara davetiye çıkarmaktır. En genişinden. Küçük bahçenize kadar paralel çoğaltmalar yapabilirsiniz. Uzamın büyüklüğü küçüklüğü değil, yönelimin kendisidir takvih edilen. Zenginlerin mallarında mazlumlar, yoksullar için bir hak vardır. Kalem bu hakkın, hukukun hikayesini anlatıyor. Bu hukuku kudretleriyle yok saymak isteyenlerin buna pişman edildiği bir happy end'i olan bir Kur'an hikayesi. Bir western senaryosu değil, sonunda mazlumların kazandığı bir mutlu son. Bu hikayenin yıldızlar olmaya çağrılısınız. Hayat yolunda bir casting var bu gece. Roller dağıtılıyor. Seçecek seçme ve yetkisi elinde olan. Yazıklanacak bir tercihte bulunmakta, elimizde levhine dönüş yapmakta. Bu hikaye senin hikayen. Bir Mekke suresi 13 cül sınandığın bu kentte yaptıklarını, yapmadıklarını, yapar göründüklerini muhasebe etme, etme geçen. Bu vatan içinde kim ne yapmadı ki nutuk dağıttık pişmekanda demlerinde değil. Tertilin gereği olan bir muhasebe. Bu şehrin bünyesinde bir darul erkama olan ihtiyacını finanse etmekten kaçındığın, bir hakkın üzerinde oturduğunu kendine itiraf geçen. Darul erkam bir düğün, nicelerine açılan Karzasen, Sabiye, Müşriye. Bu gece sinema perdesi önünde bir seyirci değilsin. Bahçe Ashabı filmini izleyen, acıklı videolar izleyen, vah tüp çeken, bu gece hayatının başrolünü oynadığın yaşam tiyatrosundasın. Hakkıdır hakka taban milletin medin olabileceği kararlara imza atan, hak malında hakka ait olan pay, hak. Bak Hazan fuarı dağılıyor, yazarları beşer olanların birer fan pandeonundan dağılanların fuarı dağılıyor. Sen yaratan Rabbin kitabını okur yazılan. Bu gece senin sahne. Yürü bu gece. Dolaşan tufan senin evini barkın vurmadan yürü bu şehirden. Gir Mekkiler arasına. Sen de ashabı cennet sınavını kazanmaya talip olanlardan olasın. Levhün bir öz eleştiridir. Eşek nefisten yana çıkmama, emmare olma fırsatı vermeme Mehmetçiye. Fethi nefis böyle başlar. Ütopya edebiyatı genelde düş ülkesini hep bir ada olarak tasarımlamıştır. Cennetin merkezinde olduğu bir yeryüzü cenneti. Cennetin gerçeğinden sanalına kaçış. Cehenneme çevrilirken yeryüzü iyilikten yana müdahil olmayanların sarhoşluğu. Kervan Çin'den, Hint'ten, Maçin'den batıya akarken bir düşü pazarladı. Bir düş ardına düştü Marco Polo. Masal ülkesinden e-mailler, selfiler geçti batıya.
Sinbad'a anlattı. Batı'nın tacirleri Alaaddin'i resimledi. Avcılar Bağdat Darüsselam'dı. Karar kılmadı yol oğulları. Hep bir ütopyaya aktılar. Nehirlerin açtığı yol yetmedi. Okyanusların müşahatı burç gemilerle kervan ilediler. Düşe kalka, boğula çıka tennur motorlandı. Deniz kervanları endüstri dünyası armağan ettiği korsanlarına, korsanlar yeni dünyalara ad oldular. Adını sildiler insanoğlunun cennetten. Tiranlar, titanlar, levitanlar klonlandı döndü aramıza. Mammon'un varakları, banknot teslim aldı kuburu. Fareli köye yollandı ötekiler. ...1912 Titanic'i gurur ile çağdaş masallar dinledi 20. yüzyıl. Ashab-ı Sefile'nin cenneti. Kağıt kağıt cennette, kağıt kağıt hiyerarşi. Paryalar, efendiler. Yalancı dağları ben yarattımcılar, bu dünyanın yatırımcıları. Dolaşmakta olan yazgının, gelmekte olan alametlerini yok sayanlar. Kayseri, Titanic 2018'i suya indiriyor bugün. Cennetin ayım içinde bir başka gemi kalkıyor limanı Davut'tan. Samson'un saçları uzuyor. Herküles rağbetin objesini arıyor. Kitab-ı Kerim'den bir yaprak düşüyor bugün düş ülkesine. Ashab-ı Sefine'nin bahçesine ihbut ediyor. Mıhlar, levhalar. Nurdan taç takınıyor vildan. Nurdan bileklikler kuşanıyor kulağım. Üçte ikinin tanrısal temelleri çatırlıyor. Vasatta miracı gösteriyor ortanca olur. Rotasını dön cehennemden, azaptan cennete, gir cennet dostluklarının gülşenine. Gemi kalkıyor bu limandan, kervan kalkıyor müstakim bir hedefe, su yükseliyor. Nedamet çeşmesinden damlayan sızıntılarla su ateşi söndürüyor. Titan sönüyor, mammon batıyor, kaptan yola bira bismillah diyor, balıklar mevsim açıyor. 2001, 2017, 2018 tertipleri. 2018. Kayseri'nin Ukaz, Mecenne, Zülmecaz panayırlarında keyif çatacak 13 Ekim'de reisi skotlarıyla alkışlayan muallakat yazarları. Perşembe bir onurlu adam, bir okur sessiz ve Kayseri olacak. Ala, kalem, selam deyip çekip gidecek. Ankebut kentinde iki oğlu, Nur ve Kir. Cennet Kayseri'nin tepesinde dolanan ampul felaketinin ateşe verdiği yüreklerin kulakları duymayacak bile. Bu kente, bu kentin vermediği dersi vermek için gündemin dışı bir ziyaret, bir şamar olmayacak hiç onlara. Gelen ağam, giden paşam, gelsin çaylar, demlensin geyik muhabbetleri. Erken kalkmışlardı, yol alamadılar. Konkulara hazırdı, sonuçlandıramadılar. Cenneti dişi tırnaklarıyla inşa etmişlerdi. Olamaz doğa izinsiz onlardan alamazdı. Aldı lakin, çer çöp bıraktı geriye. Geriye sadece ateş kaldı. Yalnız ateşin kömür ettikleri. Ateş üstün geldi cennet topraklarına. Ateşi kim tutuşturdu mahruminin eline? Senaryonun tüm oyuncuları tersiz olmuştu. Bu sabah tersinden kalkmışlardı. Bu sabah düğmeleri yanlış iliklemişlerdi. Bu sabah 9:05 geçe sirenler çalmadı. Bu gece soldan gidip sağdan geliyor trafik. Neden? Neden herkesin üzerinde astarı üstünde dışarıda olan giysiler var? Hayra yorulmayacak bir kabusu yazan kim? Fısıltılarını megafona veren kim? Milyonlar alan bu şok flaş sesler benim, bizim değil mi? Bu iç denizde tayfunun ne işi var? Bu gölde nasıl olur tsunami? Kendinize gelin diyen Çindikçi'nin sesi. Dağılacak bir şey yok dostlar, hepsi gerçek. Ters yüz olan hakikat ile vaka çiftlerimizi yakan kudretler şimdi ötekilerden yana. Beni de kaldı, yazıklar olsun bize. Bizdik tiğini söken, zeytunu çıkaran hayatından. Bizdik nahlı kaldıran, nahlın bizi sokmasına şaşmamalı. Bu bizim suçumuz. Gök sofrasını ittik. Göklerin ateşi yağdı üzerimize. Cenneti ateşe çeviren bizlerdik. Ateşi biz getirdik bu bahçeye. Ormanı biz yaktık. İçimiz dışımız yaktı. İçi yananlar nefes alıyor bugün. Şaşmayın dostlar. Bu bizim suçumuz. 14 gün hükümlü. Yasak cennetteyiz. 14 güne hükümlü.
Yaşıyor, yaş alıyorsak cennetteyiz demektir. Yiyor, içiyor, nefes alıyorsunuzdur. Maddi buğutlarda hakrediyor, hayret ediyor, umut doluyor, acıyor, seviyor, paylaşıyorsak hayat anlamını buluyor. Var olmanın mahiyetini nüfuz etmeye başlıyoruz demektir. Kendine gurbetten kurbete doğru bir yoldayız demek. Kurban verebilmek demektir. Verenin rızasında mahiyet için farkını idrak etmek. Cennetini yitirmeyen daha vasisine nail olabilecek olanlar onlar. Cennetin sahibine nazar edebilecek bir nazariyeye mazhar olabilecek olanlar. Sağında solunda savrulanlara aldırış etmede geç diyemeyiz elbet. Aldırmalı, hakkı tutup kaldırmalı. Hakkı tutmak, hakkı olana mahrum bırakıldığını yaklaştırmamakla mümkün. Sahip kimdir? Bunun ayırdığına varabilmekle. Mutedin söylem bu oluyor. Etmeyip eylemeyelim. Yazık etmeyelim cennetimize. Başkasına cennet etmekle hayatı cennet devam ediyor. Kitabın inzal amacı müminlere bir zikir olması. Kalem 3. Esim olduğu, cahime itildiği ve zenim olduğunu fark ederek tevbe eden kimse için Rabbine rağbet etme imkanı vardır. Ancak çoğunluk günahlarını kabul etmeyerek hallaf olmayı sürdürürler. Rabbinin nimetiyle sen de mecnun olmazsın, onlar da olmaz. Fakat kim bu nimeti tekzip ederse o da artık iflah olmaz.